Işığı görünce gözlerim kamaştı. Biliyor musunuz günlerdir bir dolabın içinde bekliyordum. Her yer kapkaranlıktı. Orada durmam gerektiğini duyduğumda ilkim panik yapmıştım. Fakat sonra olgunlaşıp kıvam bulabilmem için karanlık yerde bekletilmem gerektiğini anladım. Şimdi hepinizin işine yaracağına inandığım bir şey yapacağım. Tarifimi vereceğim. Beni dışarıdan almanıza hiç gerek yok. Evde kendiniz kolayca yapabilirsiniz. Evvela 2 kilogram elmayı yıkayıp doğrayın. 5 litrelik bir kavanoza doldurun. İçine 3 yemek kaşığı bal, 5 yemek kaşığı kaya tuzu ekleyin. Sonra da üzerinde 2 parmak boşluk kalacak şekilde suyla doldurun. Kavanozun ağzını pamuklu bir tülbentle kapatın. Güneş almayan karanlık ve serin yerde 41 gün bekletin. İlk zamanlar gün aşırı. Daha sonra haftada bir tahta kaşıkla karıştırın. Elmalar dibe çökene kadar bunu yapmaya devam edin. Bir süre sonra elmaların çürümeye başladığını ve sineklerin çüştüğünü göreceksiniz. Sakın şaşırmayın. Tüm bu belirtiler olduğunda suyumu süzün. Elma posalarını atın. Artık kullanılmaya hazırım. Hmm, bu arada sizlere faydalarımı söyleyeyim. Kilo vermeyi hızlandırırım, kolesterolü dengelerim, sindirimi kolaylaştırırım, ateşin düşmesine yardım ederim, kan dolaşımını düzenlerim, saçlar ve cilt için besleyeceğim. Ev temizliğinde de çok etkiliyim, sadece bu kadar değil, manevi sıkıntıları da biiznillah gideririm. Onca faydama rağmen, kimileri keskin tadım dolayısıyla beni pek tercih etmez. Hatta varlama bile tahammülleri yoktur. Belki de hiç tatmadıkları için böyle düşünüyorlardır. Neyse ki çok şifalı ve temizleyici olduğumu bilip kıymet verenler de var. Sevgili Peygamberimiz Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem bir hadis-i şerifinde sirke ne güzel katıktır. Allahü Teala sirkeye bereket versin. O benden önceki peygamberlerin de katığıydı. Sirke varsa başka katığa ihtiyaç olmaz buyurarak beni etmiştir E bu hadis-i şerifi duyduktan sonra elbette evlerinizi sirkesiz bırakmazsınız. Hepinize saatli günler dilerim. Hoşçakalın.